Şöyle bir 11 Mart tarihinde emlak konutla ilgili bir video çekmiştim. Bu videoyu çektiğim sırada emlak konutun fiyatı 2.38'den geçmekteydi. Şu anki videoda gösterdiğim bu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşündüğümü söylemiştim videoda. Ve ben bu videoyu çektikten sonra arka arkaya emlak konutta devamlı satış geldi. 1.70 çok güçlü destekti. 1.70 desteğinden döndü. Emlak konut gerçekten tam bir endeks hissesi diyebiliriz. Zaten BIST 30'un büyük şirketlerinden, Türkiye'nin büyük şirketlerinden, ya BIST 30'daki hacim olarak en büyük şirketlerden de biri diyebiliriz. Zaten dünkü borsadaki hareketin aslında temel sebeplerinden biri de emlak konutun %9 küsürlük yükselişi oldu. Şimdi bu yükselişle ilgili bazı haberler yapıldı. Çünkü çimento firmalarının da yükselmesiyle beraber işte Kanal İstanbul projesine başlanacağı yönünde haberler yapıldı. Ben buna çok itimat etmiyorum. Şahsen asıl yani şu 1.70'ten 2.03'e gelen yükselişin aslında bir tepki alışı olduğunu düşünüyorum. Şöyle emlak konutun bakarsak zaten finansallarına baktığımızda emlak konutun çok ucuz olduğunu görüyoruz. 0.50 0.50 fiyat defter değeri oranıyla piyasa değeri defter değeri oranıyla işlem görmekte. Yine fiyat kazanç oranı da piyasanın yani muadillerinin altında işlem görmekte. Bunu daha önceki videolarda da anlatmıştım zaten. Emlak konut gerçekten çok ucuz bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi ve bu tepkinin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi 200 günlük ortalamanın da altında hala 2.09, 200 günlük ortalama 2.09'dan geçiyor. Bir an önce 2.10'un üzerine çıkamazsa emlak konutta maalesef biraz daha sinyaller veriyor diyebiliriz. Ya zaten şöyle baktığımızda aslında emlak konut gerçekten yıllardır çok kötü işlem görüyor. Bakın 2017 zirvesinden beri yani 2017'den beri bir düşüş gerçekleştirmiş. 1'e kadar bir zaten hani artık burada gerçekten bedava diyebiliriz emlak konutta. Ben de var emlak konut. Daha önceki videolarda bunu söylemiştim. Aslında bunu alma sebebim biraz endekste olan çeşitliliği sağlamaktı. Yani çok yüksek bir hedef görmüyorum şahsen emlak konutta. Zaten aracı kurum raporlarını okursanız orada da bir akıl karışıklığı görebilirsiniz. Kimi 1,5 hedefle sat diyor, kimi 2,20 hedefle tut diyor, kimi 3,50 hedefle al diyor. Tahminimce emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı Türkiye'de ciddi bir büyüme olmadığı sürece ya da emlak sektöründe ciddi bir büyüme olmadığı sürece bu yatay diyebileceğimiz hareketi koruyacaktır. Yani şurada bir yükseliş kanalı var, yükseliş trendi var ama bu yükseliş trendi bile zamana baktığınızda aslında çok da ciddi bir şey ifade etmiyor. Yani bunu enflasyona vurduğunuzda neredeyse yerinde saymış, hatta belki de düşmüş diyebiliriz. Şöyle bir dolar olarak baktığımızda emlak konusunun değerine yıllar içerisinde 0,25 sentten işlem görmekte. Bakın 2000 13 zirvesi 2 dolar neredeyse. Yani onda birine düşmüş diyebiliriz 2013'ten bugüne. Ama dediğim gibi bakın şu da dolar olarak baktığımızda gerçekten dipte. Yani bunun 0,25 sentten daha bir aşağı gidebileceği yerde yok. Benim de şahsen biraz elimde tutma sebebim bu. Hani olur da rüzgar dönerse çok ucuz bir maliyetle almış olacağım emlak konutu. Çünkü yani gerçekten işler değişirse yani Türkiye bir dolar kurunu kontrol altına alır, bir yükseliş yani ekonomide bir büyüme gelir, işte gayrimenkul sektörüne bir yabancı talebi gelir gibi bir değişim olursa 0,25'ten 1 dolara bile gitse 4 kat yani çok güzel bir getiri olur benim için. Maliyetim de zaten dediğim gibi 0,25 sent benim de şu an maliyetimde işlem görmekte. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Yeni videolarla yayınım devam edecek. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bol kazançlı günler diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.